Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi'nin önemi ve anlamı nedir? Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin faziletleri. Kadir Gecesi nedir? Kadir kelimesi sözlükte güç, şeref, hüküm, kıymet anlamlarına gelmektedir. Kadir Gecesi terkibi ise dini literatürde Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece manasında kullanılmaktadır. Zaman ve mekanlar kendilerinde vuku bulan önemli hadiselerle değer kazanırlar. Kadir Gecesi'nin kıymeti ise Kur'an'dan gelmektedir. Çünkü Yüce Allah'ın insanlara son kitabı ve evrensel mesajı olan Kur'an bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Bu gece kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, taştan, tahtadan ve helvadan yapılmış putların ilah kabul edildiği, zulümatın kol gezdiği ve cahiliye karanlığının çöktüğü diyarların İslam nuruyla tanışmaya, Kur'an'la aydınlanmaya ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletiyle şereflenmeye başladığı gecedir. İnsan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan Ramazan ayında saklı bulunan Kadir Gecesi insanlığın sonsuz saadetine vesile olacak fırsatlarla gelmektedir. Yüce Allah Kur'an'da Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmektedir. Rahmet ve mağfiretin sağanak sağanak yağdığı, inanan gönüllerin sevgi ve merhametle coştuğu mübarek bir gecedir. Kadir Gecesi unuttuğumuz değerleri hatırlatan, körelen vicdanlarımıza hayat sunan eşsiz bir gecedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu gece hakkında ümmetini şöyle uyarmıştır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir. Kıymetli Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni kıymetli kılan o gece indirilen Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an ki Rabbimiz tarafından gönderildiğine asla şüphe olmayan kelamullah'tır. Okunması ibadet olan zikirdir. Hak ile batılı, iyi ile kötüyü, eğri ile doğruyu birbirinden ayıran Furkan'dır. İlahi hitap ve ikazın bütün incelikleriyle anlatıldığı hikmettir. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlara hidayet yolunu apaçık gösteren mübindir. Buyruklarını düstur edinenleri, ömrünü Kur'an'ın yoluna geçirenleri iki cihanda yücelten azizdir. Değerli müminler, Ramazan'ın son günleri aynı zamanda itikaf zamanıdır. Nitekim Peygamberimiz Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmiştir. İtikaf, müminin dünyevi şeylerden uzaklaşarak kulluk bilincini tazelemesidir. Gece gündüz ibadet ve tefekkürle, hamd ve şükürle, tevbe ve istiğfarla meşgul olmasıdır. Bu sayede bizler kendimizle yüzleşme imkanı buluruz. Dünya meşgalesi içinde unuttuğumuz sorumluluklarımızı, akıbetimizi ve ahiretimizi yeniden hatırlarız. Aziz Müslümanlar, İçinde bulunduğumuz Ramazan'ın bu son günlerini ve Kadir Gecesi'ni ilahi bir lütuf ve ikram olarak görelim. Zihnimizi ve gönlümüzü Kur'an'a bağlayalım. Onu daha çok okuyalım, anlayalım, yaşamaya ve yaşatmaya gayret edelim. Hatalarımızdan, günahlarımızdan pişman olup vazgeçelim. Ömrümüzün tamamını bereketlendirmek için her gecenin kadrini bilelim. Her nimetin şükrünü eda edelim. Böylelikle Rabbimizin mümin kullarına vaat ettiği Firdevs cennetine varis olalım. Hutbemi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla bitiriyorum. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fe'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin.